Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30 Aralık Perşembe akşam 22.38 sularındayken kısa vadeli altın ve gümüş analizine başlıyoruz kaldığımız yerden. Evet, dünkü analizde arkadaşlar Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrasında piyasaların durumunu tartışmıştık. Ve öncelikle altın tarafından başlarsak ons altında piyasa karışık demiştik. 1808 altında kapanış düşüş trendini başlatabilir. Destek dirençleri verdikten sonra gram altın tarafına geçmiştik. Öncelikle ons altın tarafına geçersek arkadaşlar bugüne sabah saatlerinde ben 1808'in altında kapatılmasıyla beraber aslında burada düşüş trendinin oluştuğunu düşünüyorum ama bu hareket çok derin değil. Neden derseniz arkadaşlar birinci gerekçem burada iğnelerin alt tarafta sürekli oluşması ve burada daha temiz bir ortamda bakarsak sürekli burada ne zaman arkadaşlar ani bir düşüş olsa sürekli toparlanıyor. Bakın burada bir toparlama gelmişti. Burada gelmişti sürekli toparlanmalar. Ve yine aynı şekilde burada da geldi. Hatta alt tarafta iki tane iğne bölgesi var. Hatta 1803'lerin altına pek de sarkıtmadılar gözleyebiliriz. Şimdi burada birazcık daha derinlemesine bakarsak formasyona şöyle bir çizgi çekebiliriz. Bunu bir paralel olarak oluşturduğumuzda bu kanal oluşuyor ve burada sert düşüşün oluştuğu noktada hatta burasıydı. Ve şimdi ise bizim grafiğe bu kanalı oturtturduğumuzda ise gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında biz şöyle onu da hatta renklendireyim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında biz kanalın dip noktasına geldik. Yani 1790'lar sadece şurada bir istisnai durum olmuştu. Orada zaten çok aşağı gidip tekrardan yukarı doğru çıkmıştık. Burada da yanlış hatırlamıyorsam FED kararları gerçekleştiği için bu hareket meydana gelmişti. Ve onun dışında baktığımızda bu kanalın içerisinde hareket ediyoruz. Dolayısıyla piyasa karışık dediğimiz gibi doğru ama ben yine de kendi sistemimde ben burada 1808'in altında pozisyonda kalmamayı tercih ederim. Ve burada da yine kendi içerisinde dip noktası 1789'lara gelmiş ve tekrardan yukarı zıplamış. Şimdi burada ikinci bir nokta var. Buradaki kapanış nasıl olacak bilmiyorum ama bu çok güçlü bir alım dalgasının geldiğini bizlere gösteriyor. Eğer 1715'ler üzerinde kapatabilirsek biz önümüzdeki günlerde yeni yılın başlangıcıyla beraber yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Ons altın tarafında. Buna orta vadede dikkat çekmek istiyorum. Çünkü haftalık bazda zaten 1800'ler civarında bir yükseliş trendi başlamıştı. Çok fazla orta uzun vadeli analiz yapamıyoruz son dönemlerde ama bunun aylık bazda yansımasının olduğunu gözlemliyorum. Sadece şuna dikkat etmek gerekiyor. Belki bilenler bilir. Vadeli kontratlar ay sonunda sonlanır, yenisi başlar. Dolayısıyla ay sonlarında bu gibi hareketler olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saatlik baza bakarsak önce 1790'a gelmişiz. 1808'den düşüş trendi başladıktan sonra 1790'a gelmişiz. Belki sizin için az ama piyasadaki al satçılar için çok iyi bir rakamlar bunlar. Ve 1820'lere gittikten sonra buraya gelmiştik. Yani 1820, 1790. 30 dolarlık bir fark var. Az bir şey değil. Ve şimdi tekrardan 1700 1815'lere geldik ve buraları da sert bir şekilde yüksek alımlarla geçmemiz benim karşıma 1820'lerin de üzerine çıkacak bir hareketin gelebileceğini düşündürüyor. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Şöyle bir saatlik grafiğe de baktığımızda yine o kanalı görebileceksiniz arkadaşlar. Sadece burada ufak istisnalar var. Burası FED kararı, orayı saymıyorum. Burası da belki bir aşım noktası olabilir. Onun dışında bu kanal içerisinde hareket ediyoruz diyebiliriz. Ve şu anda kanalın üst noktası 1820'lere sanki gidecekmiş gibi geliyor bana. Ve dolayısıyla da arkadaşlar analiz sistemimizde değerlendirdiğimizde ben yeniden 1808'den yükseliş trendine girdiğimizi sabah ben güncellemiştim. Arkadaşlar dürüst bir şekilde söyleyebilirim. 1808'den tekrardan yükseliş trendine girebiliriz ama benim burada tek endişem ay sonu kontratları gelmesiyle beraber acaba bu hareket fake mi değil mi ona bakmak gerekiyor ancak şu anki göstergeler sıkıntısız olduğunu bizlere gösteriyor. Evet, 1808
tekrar yukarı doğru potansiyel oluştu diyebiliriz. Şimdi gram altın tarafına geçelim. Gram altın tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar şu an için 770'ler bölgesindeyiz. Bugün için iki tane önemli direnç noktamız vardı. Biri 742 idi, biri 762'lerdi. Şu an için o noktaları geçtik arkadaşlar. 710 TL üzerinde kaldıkça da yükseliş trendi devam eder demiştik. 670'ten bizim yükseliş trendimiz başlamıştı sinyal olarak. O sinyali de gösterelim. Evet, pardon arkadaşlar, ons altın oldu. Gram sinyalleri gösterelim. Evet, 670'ten başlayan yükseliş sinyali burada devam ediyor. Şimdi analiz sistemimize geri döndüğümüzde ise şimdi burada biz direnç bölgesini buradaki noktalarla zaten şuradaki noktalar aynı. O yüzden şu özeti silelim ki kafa karıştırmasın. Ve burada da Fibo seviyesi 778'i görüyorsunuz arkadaşlar. Kabaca 775-780 civarında bir bölge olduğunu gözlemliyoruz. Ve hemen hemen o noktayı test ettik. 780'ler diyebiliriz. 780'ler üzerine bir eğer kapanış olursa bu noktada 800'li seviyelere doğru gitmemiz muhtemel diye düşünüyorum. Bunun da yine dolar TL'deki harekete bağlı olacağını, eğer 13.40'lar üzerinde bir hareket olursa burada da 800'lere doğru gitmemizin söz konusu olabileceğini düşünebiliriz. Ve bir sonraki hedefte bu durumda 835'ler olacaktır. Belki yani tabii ki piyasa çok hareketli arkadaşlar ama 835'ler hemen gelmeyebilir ama bunu da yine dikkate almanızı sizlere önerebiliriz. Şimdi özete yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Burada artık 735'ler, 32'ler hatta benim için önemli. Bu 735'ler üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini düşünebiliriz. Ve destek dirençleri de şimdi yazalım. Ons altında bugün dip noktasını 1790, şöyle dedim, kanal içi 1808 üzerine çıkmamızla beraber yeniden yukarı trend dönebilir. Arkadaşlar bunu yazalım. Ancak ay sonu vadeli kapanışlar olduğu için hareketin gerçekçiliği kontrol edilmeli. Destek dirençleri yazalım hemen. 1803 seviyesi artık bizim için önemli bir destek oldu. Tabii ki 1808'leri yazmamız lazım. Ve 1810 üzerinde kaldıkça hedef 1825 ve üzeri diyebiliriz. Burada da destekleri 1800-1795 olarak yazalım. Direnç noktasında ise 1815'ler. 1825-1830 seviyelerini yazabiliriz. Gram tarafına geçersek, gram altında yükseliş trendi devam ediyor. 735 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Güçlü trendin devam etmesi için de arkadaşlar burada 755 üzerinde kaldıkça güçlü trend devam eder ve 800 hedeflenir. Peki arkadaşlar, destek dirençleri yazalım. Şimdi destek burada 762 artık bizim desteğimiz olacak. 750 ve 742-735 diye yazalım. Direnç noktasında ise evet 780 bizim için önemli. Burada arkadaşlar yanlış yazdım. 800 değil, 780 hedefleri diyecektik. Ve sonrasında 800 TL, 835. Arada bazı yine dirençler olacaktır ama burada 800 TL'den sonra 835'ler daha yakın sayabilir. Bu şekilde altın tarafını özetlemiş olalım. Kaydediyoruz arkadaşlar. Şimdi ons gümüş tarafına geçebiliriz. Ons gümüş tarafına geçtiğimizde yine burada altın ons'ta olduğu gibi benzer bir hareket var.
Burada temiz bir grafik açarak bunu da değerlendirelim. Günlük bazdaki grafiği öncelikle değerlendirdiğimizde arkadaşlar burada aynı grafik var. Aslında ons, altın ve gümüş birazcık paralel hareket ediyor diyebiliriz. Bakın burada bir kanal vardı. Ve şu anda bu kanalın alt noktasından tekrardan kanalın içerisine girmeye çalışıyoruz. Şöyle yapalım. Daha belirgin olsun. Evet. Şimdi bu kanalın arkadaşlar tekrardan içine girmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ben dün yine 23 dolar altında kapanışlarla beraber alt noktasına gidebiliriz demiştik arkadaşlar. Burada ya daha doğrusu düşüş trendi başlayabilir demiştik ve 23.50'den burada 22.6'lara geldik. Hatta hedefimizin de 22.6 olduğunu ilk etapta yazdığımızı hatırlıyorum ben. Evet, borsadan hemen önceydi. Sadece bir saniyenizi rica edeceğim. Evet, burada arkadaşlar 23.05'te tutunamadık gibi gözüküyor. Bu durumda da 22.8 ve 22.5'ler bizim için önemli olacak demiştik. Bugün harekete baktığımızda 22.6'lardan hareket dönmüş gözüküyor. Yine ons altında olduğu gibi arkadaşlar bu bölgede iki tane iğne arka arkaya gelmiş ve kapanış ve açılış noktaları birbirine çok yakın. 22.8 yine verdiğimiz destek noktası burada aslında çalışmış. Yeniden kanalın içerisine girmesiyle beraber acaba burada bir ayı tuzağı oluşmuş olabilir mi diye bunu takip edeceğiz. Ayı tuzaklarından sonra genellikle arkadaşlar hareketler sertleşir. Eğer dediğim gibi burada ay sonu kontratlardan dolayı bir anormallik yaşanmıyorsa ben ons altın ve gümüşte burada güzel bir duruma işaret eden bir hareketin olduğunu düşünüyorum. Bunları takip etmekte fayda var. Eğer biz yine bugün yine bakarsak arkadaşlar analiz sistemimizi 23 dolarlar üzerinde kapatırsak yeniden yukarı doğru hedeflememizi yapabiliriz. Bugünkü hareketi de bir ayı tuzağı olarak kabul etmemiz gerekiyor diye düşünebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde özetleyelim ve şimdi yine eğer 23 dolar üzerinde kapatırsak bu sinyali güncelleyeceğiz. Ama biz en son verdiğimiz gram gümüş sinyal tablosunu önce gösterelim. 8.46'dan başlayan sinyal devam ediyor. Ons gümüş sinyal tablosunda ise arkadaşlar burada yine 23 dolardan başlayan düşüş sinyali dün bu 22.56'lara kadar geldi ve yeniden yukarı dönecek mi bunu takip edeceğiz ama ben en azından bugünkü kapanışa bakmak istiyorum. Ons altında yazdık ama onun da kapanış aslında gelmedi. Bir değişiklik olursa yine Twitter sayfasından paylaşırız. Şu an için gümüş tarafında beklemediğim ons altında zaten sinyal tablosunu güncelledik. Bir değişiklik olursa yazacağız. Şimdi gram gümüş tarafına geldik arkadaşlar. Gram gümüş tarafına geldiğimizde ise özetle şunları yazmıştık. 8.90 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Bugün dolarda 12.43 kırılınca 8.90'da kırılarak artık bize destek olacağını söylemiştik. Yani bu seviye üzerinde kaldıkça da yükseliş trendi devam eder. Destek dirençleri de 9.50, 9.70, 9.95 direnç. Destekte 8.90, 8.75 diye aktarmıştık. Peki şimdi yine baktığımızda burada özet aynı şekilde duruyor. Onu bir kaldıralım. Ve bugün gördüğümüz en yüksek nokta arkadaşlar 9.85'lere kadar geldik. Şu anda yine 9.75'ler seviyesinde geziniyoruz. Yani 9.70 seviyesinin üzerinde kapatırsak demek ki bir üst nokta olan 9.95'lere gitme ihtimalimiz bulunmakta. Bu seviyeyi takip edeceğiz. Şu an için yine şu turuncu ortalama 9.65'lerden geçiyordu. Bu seviyenin üzerinde kalmamız da olumlu. Ve burada da artık arkadaşlar 9.50 üzerinde kaldıkça güçlü trendin devam etmesini beklemek gerekiyor. Ve sonrasında da yeni rakam arkadaşlar artık burada 9.95 ve sonrasında da 10.20 hedeflenebilir diye aktarmak istiyorum. Yükseliş trendinin devamı için dediğimiz gibi 9.50'lerin üzerinde kalmamız gerekiyor. Özetimizi yapalım. Ons gümüşte dün 23 dolardan başlayan düşüş trendi 22.5 hedefimizin biraz üzerinden 22.6'dan dönmüş olabilir. Ancak bu gece kapanışa
bakacağız. Destek dirençleri de 22.8, 22.5 yazalım. Direnç noktasında ise 23.3 yazalım, eğer 23 doların altında kalırsak. Gram gümüşte ise yükseliş trendi devam ediyor. Burada 9.50 üzerinde kaldıkça, 8.50 oldu, 9 olacaktı o. Direnç noktası 9.95. 10 psikolojik seviyesini yazabiliriz. Arada çok yakın olsa da 10.20 ve sonrasında da arkadaşlar burada 10.45 seviyesini yazmak istiyorum. Direnç destek noktasında ise burada 9.75, 9.50, belki bir de arkadaşlar burada 9.20'ler yazmıştık değil mi dün? Orada hatırlayamadım. Evet, yazmamışız. Tamam, sıkıntı yok. 9.20 seviyesini yazabiliriz arkadaşlar. Evet, burada yayınımızın sonuna geliyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Ve burada eğer kanalımıza abone olup bize desteklerseniz ve videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz. Bu abone ol tuşuna basarsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.